Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Nisan 2024 Cumartesi ve Güzide vilayetimiz Süper Adana'mızdayız. Evet, Adana'da bugün 10 koşulu program var arkadaşlar. Adana İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok tanınan, yurt dışında tanınan illerimizden bir tanesi. Ankara, İzmir falan değil arkadaşlar bakın. Adana her ne hikmetse. Hatta Türkiye'nin başkenti İstanbul diyenler var. İstanbul'un başkenti Türkiye diyenler var. Yani böyle hala ama Adana arkadaşlar unutmayın. Evet, 10 koşulu program böyle 4 pardon 5 kum 5 Çimpis koşusu var. 13.30'da başlıyor. Bu herkese açık olan yayınımız arkadaşlar. İstanbul için Premium Star üyelerimize ait olan iki bankolu bir yayınımız da var. Şimdi burada hemen hızlı bir şekilde ilerledik. İkinci altılı gerçekten çok cazip. Yani birinci altılı da cazip de. Birinci koşu 13.30'da Maiden, 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Beşir Ağa, Fesih Çetinbaş, 6 numaralı Turan Soy, Müslüm Çelik ve 7 numaralı Altın Nigar, Emrah Sincan. 1-6-7 diyoruz burada. 3 atlı burayı geçmeye çalışacağız. İkinci koşu satış 2, 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkıyorlar. 4 tane atımız var burada arkadaşlar. 5 numaralı Black Lord. Evet. Fatih Sultan Mehmet Sansar. Bu çocukta da bir gelişim var. Daha pozitif hale geldi. Bakın %10 muazzam bir yüzde. %10 birincilikte %10 olması. İkincilikler bakın ikincilikler %5. Yani ikincilik yerine birinci olmuş. Ama birçok apprentice ya da jockey birinci yerine ikinci olduğu için bu yüzdeler tam tersi oluyor onlarda. Burada gerçekten bence 38 birincilik 393 koşu 38 birincilik iyi oldu yani bu arkadaş ve bu arkadaşın mini atlara, bu kardeşimizin mini atlara dikkat ediyoruz biz. İyi oldu ve burada ilk atımız 5 numaralı Black Lord, 2 numaralı Alagidin Mehmet Keskin, 3 numaralı First Love Müslüm Çelik ve 7 numaralı Rose of Solids Mehmet Nuri Sunkar. Mehmet Nuri Sunkar da aynı şekilde. Onda da bakalım şöyle bir. Ya bakın gördüğünüz gibi onda 8 ve 10. Ama bana göre her ne kadar 1283 bir de yani bu tabii 4 5 katı neredeyse değil mi? 4 katı yaklaşık Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın 4 katı yarış görmüş. Evet, 5, 2, 3, 7 diyoruz burada. 5, 3, 5, 2, 3, 7 sıralamamız var. Üçüncü koşu şartlı 3. 4 yukarı İngilizler ve 1400 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Malkoçan, Mehmet Nuri Sunkar'la Banko. Evet, Banko arkadaşlar bu bulduğu grubu, uygun grubu değerlendirecektir. Kum performansı da yoklamış kendini zaten. Geçenlerde. Dördüncü koşu 7 liplesenin ayağı, ilk ayağı bu 10 koşulu programda biliyorsunuz. Dördüncü koşular hep 7 liplesi oluyor. Maiden bir koşu, Çimpis'teyiz. 1300 metre. 4 yaş Araplar, fix 4 yaşında. 9 numaralı Yoldaş Gülü, Müslüm Çelik ve Banko. O da bulduğu bu uygun grubu kaçırmayacaktır. Arkadaşlar Özgün Han temsilcisi burada meydandan çıkacaktır arkadaşlar. Evet. Güçlü Bey mavisi falan var. Bu o da yani çimci bir safkan. 227 gün aradan sonra Furkan Çetin'i bindirmişler. Valla gelir mi gelir yani. Ama biz bir seçim yaptık burada. Riskin en az olduğu kısım bu. Tabii ki Sızırlı Yiğit. Bak Ahmet Çelik'i bindirmişler. Bu safkanın şu çim performansı var. Evet. Burayı tek atmayacak olan arkadaşlar için o atlar var arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya ve ikinci altılı Ganyan 5. koşuyla beraber start alıyor. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 11 numaralı Bukeron. Burada Ercan Çankaya ile ilk atımız. 2 numaralı Inevitable. Selim Kaya burada gelmiş bu at için. Ara ara geliyor. Zannedersem epey uzun zamandır da herhangi bir yarış görmemişti. 4 numaralı Sempre Libera Mehmet Nuri Sümkar. 10 numaralı My Juliet Müslüm Çelik ve 5 numaralı Last Shot
Evet. Ahmet Çelik. Şimdi tabii sentetik performansları arkadaşlar bakın mutlaka yazalım mı Ahmet Çelik'in nübüvvatı. Sentetik İstanbul'da Adana'ya çime getirmişler bu atı. Sentetik performansları hemen hemen çimle aynıdır arkadaşlar. Yani çok büyük bir fark yok. Sizi yanıltmasın sakın. Sentetik kum ve çim performansları hemen hemen aynıdır. Yani birebir olmasa bile çok yakındır yani. Aklınızda bulunsun. 11, 2, 4, 10 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz burada. Ama 5'in altını çiziyoruz onu söyleyeyim size. İstanbul'dan Adana'ya getirmişler. Bir de Ahmet Çelik'i bindirmişler üzerine. AGF'ler de henüz bilmiyoruz bakalım nasıl çıkacak AGF'si. 6. koşu handikap 16. 4 ve yukarı yarışta Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet burada da kalabalık tutacağımız yerlerden bir tanesi bu koşu. 5 numaralı Kasap Ender Mehmet Akyavuz'la. Şimdi bu Kasap Ender'e Mehmet Akyavuz daha evvelden de bindi. Geçmişine baktığınız zaman şöyle. Burada Kasap Ender'le ilgili bakın. Mehmet Akyavuz'un Adana'da bir 1300'de şartlı 4'ü kazandığını hop yukarıda bir kısa vade 8'e çıkıp 3. olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonra Karataş falan da bindi bu hatta. Aslında iyi bir at bu Kasap Ender. Evet yarım kilo kıyma 3 numaralı Elif Nurgül Fesih Çetin başlar ikinci atımız Kasap Ender'in rakibi 4 numaralı Şal Kızı Aziz Akdemir 7 numaralı Balbalam Müslüm Çelik ve 1 numaralı Gubaz İsmail Yıldırım. Evet bu İsmail Yıldırım'ın da performansını şöyle bir bakalım. Hızlı bir şekilde. Evet %10-13. Yani bakın bana göre Mehmet Nuri Sümkar ise Fatih Sultan Mehmet Sansar bunlardan da daha da iyi bu durumu. Yani %10, 13, 10, 10. Bakın muazzam ya. Bu İsmail Yıldırım'ın gidişi gayet iyi. İyi yolda gerçekten. Ve Gubaz'ı mutlaka yazmanızda yarar var arkadaşlar. 5, 3, 4, 7 ve 1 diyoruz burada. 7. koşu handikap 16 dişi 4 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada ikinci altındaki bankomuz burada. 2 numaralı Blue Inferno Ercan Çankaya ile banko arkadaşlar. Evet burada Blue Inferno artık bugün kazanma zamanı geldi. Bu bulduğu buradaki birçok adı geçebiliyor. O yüzden Ercan Çankaya ile güzel bir yönetimde kazanacağını düşünüyoruz. Biraz ağır kilo gibi olsa da zaten burada yani şu ilk 5 at ağır kilo zaten. Yani geriye de bu atlar kalıyor. Bu atların da performansı şu anda çok güvenilir değil. Yani, o yüzden banko. 8. kuş şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da 4 numaralı Karakurt Bey Ahmet Çelik'le ilk atımız. 3 numaralı Karaca Bey Şahı Mehmet Nuri Sümkar. 1 numaralı Devri Alem Fatih Sultan Mehmet Sansar ve 2 numaralı Ender Hat, Fesih Çetinbaş. 4, 3, 1 ve 2 numaralı safkanlar diyoruz. 9. koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar belki burada bir banko çıkartabiliriz diye düşünüyoruz ama burada önceliğimiz Ekürüler, 1 numaralı Kral ve ben, Fesih Çetinbaş ve Altun Adı Kızı. Bu safkanın rakip noktasında 9 numaralı Prenses Anna Nizamettin Demir'le diyoruz. Evet. 1 ve 6, 9 numaralı safkanlar burada bizim önceliğimiz arkadaşlar. Her ne kadar sürpriz gibi dursa da muhtemelen burada Ekürler bir tık ön planda arkadaşlar. 10. koşu handikap 16, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 13 tane safkan var. Arkadaşlar burada 2 numaralı Zerefşan Mehmet Nuri Sümkar'la 8 numaralı Dünya Kralı Müslüm Çelik 9 numaralı Gambia neydi bu Murat Akta ve 11 numaralı Uğurlar diyoruz Nizamettin Demir'le. Yani 2, 8, 9 ve 11 numara safkanlar. Tabi burada Kılıç Osman'ı yabana atmayın. Bakın çok iyi bir safkan. Yeri olanlar için bence 5 numaralı Kılıç Osman'ın da yazılması lazım. Performansı yüksek olan İsmail Yıldırım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bütün yani 1. 2. 3. 4.lükler de %10 minimumda. Gerçekten muazzam bir şey. Arkadaşlar başarının devamını diliyoruz. Evet.
Arkadaşlar böylece Adana ile ilgili de videomuzun sonuna geldik. Yavaş yavaş bayram zamanına da geliyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar, iyi bayramlar diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Hoşçakalın.